Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yine dop dolu bir gündem var. Yine uzun, sıkıcı, muhabbet dolu bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi öncelikle Binance borsasıyla, soğuk cüzdan muhabbetleriyle birkaç günü geçirdik. FTX korkusu hala devam ediyor. Sabah gözümüzü bir açtık Twitter'da. KuCoin trend olmuş. Sonra 2 saat sonra tekrar girdik. Bu sefer GTO. Acaba KuCoin battı mı? Sonra GTO'da hesaplar görünmedi. Linçler kayboldu hocam diyenler, bir sürü mesajlar geldi. Borsalarla alakalı korkular, tabii ki insan ister istemez korkuya kapılıyor. Arkadaşlar, FTX olayıyla diğerlerini lütfen karıştırmayın. Tamam, soğuk cüzdan garanti, yani en güvenilir, garanti derken en güvenilir soğuk cüzdandır. Fakat borsaları da o kadar da yerin dibine gömmeyelim. Şimdi 10 yıllık borsa GTO. Yani ne yapsın şimdi benim oradaki 3-5 bin dolarımı, 10 bin dolarımı vesaire. Diğer tarafta Binance, dünyanın en güvenilir olduğunu ispatlamış. Milyon dolarlık hacmi var. Yaklaşık 850 bin Bitcoin var şu anda. Sadece Bitcoin olarak konuşuyorum falan. Şimdi böyle büyük bir borsa zaten çökerse geçmiş olsun. Yani 2 yılda toparlayamayız kendimizi. Toparlamaktan kastım da 16.000, 18.000 seviyesi olur. Tabii ki çok feci bir şey. Allah göstermesin. Ama paralarımız orada. Korkuyoruz. Hakkımız var. Ama FTX'in çöküşünde, FTX'in CEO'sunun dolandırıcılığı direkt. Yani Luna'daki kadar bile değil. Hani Luna'daki mesela, Luna'nın o vardı ya, çocuğun adını da unuttuk. Milleti perişan etti. Orada İşte bir ne diyelim, stabil coin'i tutturamadı, bir şeyler yaptı, oradan Luna krizi oldu. Ama FTX çöküşünde direkt dolandırıcılık. Sabah açıklama yapmış, 100 bin dolarım kaldı demiş. Ya bir git, yani buna kim inanır? Kadir inanır diyeceğim, iğrenç espriden bana söyleyeceksiniz ama 100 bin dolar diyor, sende bende bile var 100 bin dolar. En azından evin araban vardır, 100 bin dolar eder. Ki hacker saldırıları oldu o kadar, 500 milyon dolar, 300 milyon dolar FTX borsasından çaldı hackerlar, yersen. Bütün bunları yapan dolandırıcı. Bir de ekstra altını çizeyim. Biliyorsunuz Biden demokratlarda, yani hocam her şeyin altında Amerika var, bunun da arkasında Amerika var, onun arkasında İsrail var. Muhabbet o değil ama Biden demokratlarda ve FTX'ten sürekli demokratlara, yani oradaki Biden tarafındaki kurumlara veyahut da kişilere milyon dolarlık bağışlar yapılmış sürekli. SEC bunun üzerinde araştırma yapacak. Biden tarafı, yani demokratlardan kongre üyeleri sürekli mektup göndermişler SEC'e. SEC tarafına demişler ki işte FTX soruşturması yapılmamasını rica ederiz falan. Niye? Sana ne? Yani FTX çöktü, sana ne oldu? Mesela örnek veriyorum, Paribu başına Allah göstermesin ama böyle bir şey geldiği zaman oraya da yazacak mıydın? Yok. Demek ki var bir karın ağrısı oradan. Kripto dünyasının dahi çocuğu olarak yeni tosuncuğu, tabi bizim tosuncuğumuz hiçbir şey etmez, yani kimse bizimkinin yerini tutamaz ama kriptonun dahi çocuğu diyerek SBF'i, tosuncuğu çıkarttılar ortaya. Onun üzerinden muhtemelen milyon dolarlar gitti. 1 Kasım'da 36 milyar dolar olan serveti bugün itibariyle 100 bin dolara inmiş. Yersen, yani hiç mi kenara 3-5 milyon atmadın derler adama. Biz bile bu cahil aklımızla oraya bir altın koyuyoruz, buraya dolar alıyoruz, kripto alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hisse senedi falan, yani az buçuk anlayan arkadaşlar, ne yapıyoruz? Sepet yapıyoruz. Sende hiç mi yoktu mübarek derler adama, yersen. Sorun bu. Yani insanların birazcık korkuları olması çok doğru ama fazla korku yersiz. Yani o kadar da abartmayalım arkadaşlar. Yani FTX çöktü, arkasından KuCoin gidecek, arkasından BTC Türk gidecek, Allah göstermesin. Onun arkasına Hotbit derken MXC'yi söylemeyelim pardon. Oradan Binance gidecek derseniz bu büyük bir korku olur. Bunların hepsi batmaz. Batan olur mu? Olur. Nasıl olur? İşte dolandırıcılık. Yani TODEX vardı, bu da yabancı TODEX oldu. Hocam piyasayla alakalı şey söyleyelim. Yani bu soğuk cüzdan güvenilirlik olayını bir
açalım arkadaşlar. Gelelim piyasa tarafına. Piyasa tarafında yani yeni bir kötü haber gelmediği sürece Luna krizi, ki FTX'i de ikinci Luna krizi diyelim. Luna krizi gibi büyük çapta böyle krizler gelmediği sürece çok büyük öyle %80'e varan düşüş göreceğimizi tahmin etmiyorum. Şu ana kadar %85 düştü zaten. Yani %85'ten sonra gelip de bir %85 daha zor, yani tarihte ilk defa olmuş olur. Tarihte en fazla Bitcoin ne kadar düşmüş? %86 düşmüş. Şimdi ne kadar düşmüş? 85 düşmüş. Oldu da 12 liraya düşerse tamam. %88-89 yaptı oranı. Veyahut da işte neyse, matematik daha iyi olanlar hesaplasınlar. Yani o kadar. Yani buradan bir %80'lik düşüş ben beklemem. O yüzden zaten en son alım noktamı 12 bin dolarlar olarak belirledim. Hocam 12 bin dolar gelecek dedin. Gelecek demiyorum ya. Yani diyorum ki 12 bin gelirse boşta kalmayalım. Paramız olsun, ucuz dipten toplayalım. Hocam buralar dip mi? Yani bir sürü insan buranın dip olduğunu söylüyor. Fikirlerine önem verdiğim, sizin de aşina olduğunuz, bildiğiniz Selcoin. Yani buraların kendine göre dip olacağını, hatta ta 2020 yılından sonra, 2020 yılında söylüyor. Yani 60 dolarlara vuracak, 60 bin dolarlara, sonra 15 bin dolarlara inecek. Ta 2020 yılında böyle açıklamaları var Twitter'da, videolarda. Şu anda da 15 bin dolarlarda. Yani buradan da geri vurup 2023'te 250 bin dolar olursa gider elini ayağını öperim. Yani Selcoin'in XRP içinde onu kızdırdığım için de gider özürümü dilerim. Ama benim beklentim o yönde değil bu arada. Yani bir yükseliş gelecek mi? Yani artık Aralık'tan sonra bir şeyin gelmesi lazım. Çünkü para yok. İçeriye gelecek bir para yok arkadaşlar. Para oraya gidiyor, buraya gidiyor. Kripto dünyasına gelmiyor. Bir şekilde bizi bir çekmeleri lazım. Yeni yatırımcıyı. Eski tepeden giren yatırımcılar tamam, onları zaten aldılar içeriye, ama şu anda yeni ne diyelim, balık avına çıkıyorlar. O balıkları yakalamak için de bir yem atmaları lazım. Bence böyle bir fake bir yükseliş gelebilme potansiyeli var. Diğer taraftan dolar endeksi düşüyor, bize etki etmiyor. Bu da garip. Ama diğer taraftan da arkadaşlar 14 Aralık'taki Fed kararlarının 50 baz puan artış diyenlerin oranı %85 iken, 86 falan iken şu anda %60'a düşmüş durumda. %75 baz puan diyenlerin oranı yükselişe geçmiş durumda. Hocam ne olur? Yani düşüş 50 baz puan gelecek gibi duruyor. İstediği kadar düşsün. 60'a 30. Hala daha, pardon, 69'a 30. Hala daha 50 baz puan bayağı bir önde. Diğer taraftan Elon Musk açıklama yaptı. Faizleri düşürün artık gibilerinden. Bu güzel bir bence veri akışıydı. Muhtemelen hani burada 75 gelmez, ama 75 gelirse de son, ondan sonra direkt 25'e inerler. Veyahut da burada 50'yi verdikten sonra da Şubat'ta 25'te bitirirler. Bu da arkadaşlar biraz da olsa Aralık ayının bence şahsıma göre birazcık bir can suyu, bir moral düzenlemesi olarak gelebilir bizim kripto dünyasına. Aralık ayından bu anlamda biraz daha umutluyum arkadaşlar. Nasıl ki Ekim ayından birazcık umutluydum, bu aydan da, Aralık'tan da bir tık umutluyum. Diğer taraftan 2023'e doğru gidiyoruz, sene sonuna doğru. Ama sene sonundan sonra işte işler hem Türkiye'de hem de dünyada çok daha farklı olacak. Gördünüz, Çin tam kapanmaya gidiyor. Yani 1,5-2 milyar nüfusu tam kapatmayı düşünüyor. Dünyanın dörtte biri. Dörtte biri tam kapanırsa dünyanın ticareti bir kere aksar. Bütün mallarımız Çin malı veyahut da ticaretin göbeği, imalatın göbeği diyebiliriz Çin'e. Bu anlamda dünyayı da olumsuz etkileyebilir Çin tarafı. Çin'de sorun bitmez zaten. Bir ara Evergrande'den bizi mahvetmişti. Şimdi burada, ama burası çok fazla şu anda etkilemedi. Ama önümüzdeki 1-2 ay bu devam ederse, ki tam kapanmanın Nisan ayına kadar devam edeceği söyleniyor.
Nisan'a kadar devam ederse bundan Amerikan ekonomisi de maalesef olumsuz etkilenir. O ekonomi etkilenince biz de olumsuz etkileniriz. Ama ben yine diyorum, Aralık'tan sonra şöyle tatlı tatlı bir içeri yeni balık avına çıkarlar. Bu arada da insan tuttuğunu koparır. Ben koparma taraftarıyım. Al-sat portföyünden bahsediyorum şu anda. Ama gelir de 2023'ün Mayıs, Haziran, Temmuz ayları gibi bir resesyon ortaya çıkarsa, orada işte hem borsa tarafında hem Dow Jones, Nasdaq, S&P 500'ü, kripto dünyası güzel bir tokat yer arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani onu uzun vadeli olarak, yani uzun vade derken yani 6 ay 7 aylık periyot olarak orayı da göz önünde bulundurun. Amerika'daki resesyon muhabbetini takip edin. Hocam hiç takip edemiyoruz, ne yapalım, biz seni izliyoruz diyen varsa da zaten böyle böyle anlatıyorum ben size bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosu. Pardon, ekosistemle alakalı hiçbir şey söylemedik. Ama hiçbir gelişmemiz yok. O yüzden söylemedik arkadaşlar. Yani sonra alta gelip de hocam Shiba ile alakalı konuş. Konuşulacak bir şey yok arkadaşlar. Konuşan herkes şu anda saçmalıyordur. Var mı bilmiyorum. Bono ile alakalı var mı? Orada da gelişme yok. 75 sente vurdu. İnşallah 75 doları da görürüz. Ama bu sene değil. Bu sene 1000 dolar olacağız. O arkadaşlara selam söyleyin. Instagram hesabından benim Instagram hesabıma kadar düşmüş vasıfsız dolandırıcılar var. Onlara da dolandırılmayın arkadaşlar. Yani en azından dolandırılırken kaliteli gidin. Yani beni takip eden, zaten Instagram'da 5000 takipçim var. Vasıfsız dolandırıcı benim 5000 takipçimi taklit ederek hepsine mesaj atıyor. Merhaba yeni ergen kız gibi. Yapmayın. Onlara değil yani. Paranızı ben de dahil kimseye vermeyin arkadaşlar. Kimsenin VIP grubuna da girmeyin. Girmeyin yani istediğiniz kadar girin veyahut da 100 dolar verin aylık. Yılda 1200 dolar yapar. 100 dolar 12 tane kripto para alsan daha fazla kazanırsınız. Altına da imzamı atarım. Hepinizi seviyorum. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosudur. Mutlu günler, sağlıklı günler, pumplı günler diliyorum.